için koronavirüs tedbirlerine, yani maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak destek olmalarını istiyoruz. Tüm zorluklara rağmen olağanüstü bir çalışma azmi, kendi hayatlarını hiçe sayarak gösterdikleri fedakarlık, ailelerinden aylarca uzak kalarak yaptıkları hizmetle tarihe geçtiler. Binlerce arkadaşımız virüse yakalandı. Hayatını kaybeden şehitler oldu. Bugün bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, hasta olan tüm sağlık çalışan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kıymetli basın mensupları, salgının ortaya çıktığı ilk günden beri süreç çok kritik olduğu için biz de oldukça hassas davrandık. Sağlık hizmetlerinin sıkıntıya girmemesi, sağlık çalışanlarının salgın konusunda üzerine düşen her şeyi yaptı. Ama uyarılara rağmen önerilerde bulundu. Önerilerden hiçbir cevap alınamadı. İlerleyen süreçte sağlık çalışanlarının alışkanlıklarını milletin ve devletin her kademesinden sağlık çalışanlarına teşekkür edilip takdir edildiklerini hep beraber gördük. Çözüm istedik. Çalışanların emeğinin karşılığını ödeyecek bir değer olmadığını ama alın terlerinde heba edilmesini ısrarla dile getirdik. Ve bu heba edilme hiçbir zaman düzeltilmedi ve çalışanların ekonomik olarak gelirleri de düştü. Ne yazık ki 6 aylık bir süreçte 3 ay süren adı tavandan ama kendi yavandan olan bir ek ödeme ile sorunların geçiştirilmesi, bırakın yaramızı güvence altına almayı, günü kurtarmaya değil ancak saati kurtarmak adına yapılan ve bu işle tüm sorunlar çözülmüş gibi bir hava oluşturuldu. Bir iyileştirme sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsamalı, herhangi bir ayrıma gidilmemelidir. Söz verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi bir an önce hayata geçirilmelidir. Katılımınız için herkese teşekkür ediyorum.